CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin konuştu efendim. Yine altılı masaya işaret etti Kılıçdaroğlu. Yani o masadan liderlerin ortak iradesi uzlaşı içerisinde Kılıçdaroğlu ismi çıkarsa bu konuyla ilgili olarak elbette ki masanın iradesi vurgusu yaptı CHP lideri sistem eleştirisini ısrarla vurguladı. Bir kral gitti, başka bir kral mı gelsin diye aslında tepkisini de dile getirdi. Özellikle adaylık tartışmalarıyla ilgili devam eden pek çok tartışma gündemdeyken pek çok söylenen söz var, işaret edilenler var. Bizim derdimiz bir kral, bir isim seçmek değil kural dedi. Sistem dedi CHP lideri. Ve adaylık konusuyla ilgili olarak da özellikle altılı masaya dönük mesajlarını bir kez daha verdi. Öne çıkardı. Dedi ki Cumhurbaşkanı adayını bugünden belirlediniz. Ve bir yol haritanız var. O yol haritası içerisinde de bir başlık var. Kamuoyunun yakından takip ettiği, Türkiye'nin meselesi olan, sıkıntısı olan bir konu. Aday bir şey söyledi ama altılı masa başka bir pencereden başka bir şey söyledi. O zaman o zaman bu bir yol kazasına sebebiyet vermez mi? sorusu gündeme geldi bir kez daha. CHP lideri buna işaret etti. Erdoğan daha bunlar bunu beraberce halledemez durumdalar diye söz söylemez mi dedi CHP lideri. Sadece bu konu değil elbette. Pek çok başlıkta açıklamaları oldu. Belediye başkanlarının adaylığı konusu. CHP lideri görevlerinin başındalar dedi. Herkesef. Herkesef. Kral değil kural istiyoruz. İşte o yanıtı aday olma ihtimaliniz nedir sorusu üzerine verdi. CHP lideri sorun kişiler değil sistem dedi. Sorun kişi değil sistem sorunu. Bir kral gitti, başka kral mı gelsin? Kral değil, kurallı bir demokrasi istiyoruz. Kurallarla devletin sağlıklı yönetileceğine inanıyoruz. Medyanın da bir kişinin peşinde koşan bu yaklaşımını eleştiriyorum. Tamamen sarayın ve Cumhur İttifakı'nın medyayı teslim almasıdır. Yılın son toplantısına gündem Cumhurbaşkanı adayının kim olacağıydı. Kılıçdaroğlu yine altılı masayı işaret etti. Altı lider aday sizsiniz derse elbette adayım. Ben kurallara uyan, liderlerin iradesine saygı duyan bir kişiyim. Doğal olanı, altılı masadan birinin cumhurbaşkanı adayı olması. Hükümet programı ve geçişin yol haritası ortaya çıkmadan aday açıklamayız. Karar altılı masadan çıkacak ama İmamoğlu ve Yavuş'un ismi sık sık dile getiriliyor. İyi Parti lideri Akşener'de iki ismin adaylığı için hayır demeyiz demişti. Kılıçdaroğlu'na o açıklama soruldu. Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. İki belediye başkanı da görevlerinin başındadır. Görevlerini yapacaklar. İstanbul'un rantını kaybeden saray İstanbul'un rantını almak istiyor. İstanbulluların seçtiği bir kişiyi siz yargı sopasını kullanarak görevden alamazsınız. Bu ne adalete ne hakka uyar. İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak kararının ardından Akşener destek için Saraçhane'deydi. İkilinin o görüntülerin ardından Bahçeli Kılıçdaroğlu'na kumpas kurulduğunu iddia etti. CHP liderine göre kumpas seçmen iradesine. 16 milyon İstanbullunun iradesine kumpas kuruldu. Keşke ikisi de şu açıklamayı yapsaydı. Seçimle gelen birinin haksız yargı kararıyla görevine son verilmesi için yargının sopa olarak kullanılmasını demokrasiyle bağdaştırmıyoruz. Bana göre o zaman Bahçeli Genel Başkan olarak Erdoğan'da Cumhurbaşkanı olarak hakkı hukuku savunan bir pozisyonda kendilerini konumlandırmış olurlardı. Uzun zamandır ya da altılı masa toplandığından bu yana, bir araya geldiğinden bu yana hep aday, hep aday, hep aday soruluyor, konuşuluyor. Oysa Altılı masanın üzerinde durduğu, altı liderin üzerinde durduğu bir konu var. Türkiye'nin sorunları, çözüm bekleyen meseleler, sıkıntılar. Türkiye'nin acil çözmesi gereken, adeta kördüğüm olmuş pek çok başlık var. Önce bunları bir açalım, çözelim ya da nasıl çözüleceğiyle ilgili olarak bir ortak aklı devreye sokalım uzlaşı kültürüyle beraber hareket edelim. Aday en kolayı. Aday en kolayı. Fakat Cumhur İttifakı özellikle aday üzerinden bir algıyı yaratıyor. Bu mesajı veriyor muhalefet cephesi altılı masa. Aday değil. Asıl olan sorunların çözümü sistemle ilgili pek çok problemin nasıl çözüleceği. Siz önce sistemdeki sorunları ortadan kaldırırsanız, sistemi tekrar işleyiş anlamında bir noktaya taşırsanız ve adayla da bu noktada birlikte hareket ederseniz zaten sorunların çözümünde baya bir mesafe kat etme imkanınız var. Fakat muhalefetin genel olarak vurguladığı nokta şu. Karşımızdaki yapı yani Cumhur İttifakı'nın arzusu şu. Adayı bir an önce çıkarın ki biz aday üzerinden bir siyaset algısı, seçim atmosferini kişiler üzerinde şöyle kurgulayalım. Sorunlar, sıkıntılar, meseleler değil de daha çok adaylar üzerinden bir polemik, bir tartışma atmosferi yaratalım. Muhalefetin Cumhur İttifakı'nın beklentisi ya da düşüncesi bu diyerek yaptığı değerlendirmenin altını çiziyoruz. İşsizlik, yoksulluk, açlık, şiddet, çocukları koruyamamak, doyuramamak bunca mesele varken senin adayın kim tartışmaları aslında tüm sıkıntıları göz ardı ederek başka bir alanda başka bir şeyi yaratma çabası diye ifade ediliyor ve altılı masa diyor ki önce sorunlarımızı çözeceğiz. Önce demokrasiyi kaldırıldıkları, kaldırılan o raftan indireceğiz. Demokrasiyi işleteceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, yüzyılı doldurmuş cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Ve bunun için de bir yol haritası. Önce kişiler değil, önce 84 milyon vurgusu yapılıyor. Şimdi seçimden bahsettik, adaylardan bahsettik. Mesela Sayın Erdoğan AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi? Olacak mı? Şimdi Cumhur İttifakı'nın adayı olarak ifade ediliyor. Sayın Erdoğan da son kez diye şöyle bir seçmenden ya da milletten yetki istediğini ifade etmişti. Peki anayasa var. Anayasa diyor ki bir kişi iki kez seçilir diyor. Aday olma konusuyla ilgili çok açık bir hüküm de var. YSK başkanı da